Evet, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar sırasında yanlışlıkla 3 rehineyi öldürdüğünü duyurdu dedik. Tepki çeken olayın ardından çok sayıda rehine yakını Tel Aviv'de gösteri düzenledi. İddiaya göre Netanyahu ile görüşme talepleri reddedilen aileler süresiz açlık grevine girmeyi planlıyor. Her şeyden Netanyahu sorumlu. Elinde çok fazla kan var. Hemen istifa etmeli. İsrail askerleri Gazze'de yanlışlıkla 3 rehineyi öldürdü. Tel Aviv'de öfke dalga dalga büyüdü. İsrailliler Hamas'ın Gazze'de tuttuğu 130'dan fazla rehine için bir kez daha sokaklara döküldü. Tepkilerinin odağında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve savaş kabinesi vardı. Hükümeti rehinelerin kurtarılması için ateşkesi kabul etmeyerek gereken adımları atmamakla eleştirdiler. Çok ama çok önce Hamas'la anlaşmaya varılabilirdi. Masum insanların hayatı kurtulabilirdi. Onları geri getirmek için hemen bir anlaşma yapılmalı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin Gazze'deki kara operasyonu sırasında yanlışlıkla 3 İsrailli rehinenin öldürüldüğünü duyurması İsrailliler için bardağı taşıran son damla oldu. Hagari'nin aktardığına göre olay kanlı sokak çatışmalarının yaşandığı kuzeydeki Şucaiye'de gerçekleşti. Askerler tespit ettikleri 3 kişiyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı ve vurdu. Daha sonra bu kişilerin 20'li yaşlarındaki İsrail erkek rehineler olduğu ortaya çıktı. Hamas'ın alıkoyduğu 3 rehinenin olayın yaşandığı yerde neden bulunduysa bilinmiyor. İsrail ordu sözcüsü rehinelerin ya kaçtıklarını ya da kendilerini kaçıranlar tarafından terk edildiklerini belirtti. 3 rehinenin ölümüne dair sorumluluğu üstlendiklerini vurguladı. Tepkilerin odağındaki Netanyahu ise bu olaydan dersler çıkaracaklarını söyleyerek tüm rehinelerin evlerine dönmesi için çabalarını sürdüreceklerini belirtti. İsrail Başbakanı Gazze'deki ateşkesin sona ermesinin ardından rehine aileleriyle masaya oturmuş, aileler yakınlarının serbest bırakılması için Hamas'la yeni bir takas anlaşması talebinde bulunmuştu. Netanyahu'nun verdiği cevaplar aileleri rahatlatmayınca aniden sesler yükselmiş, toplantıdan çıkıp gidenler olmuştu. İsrail basınına göre rehinelerin aileleri Netanyahu ile yeniden görüşme talep etti. Ancak olumlu yanıt alamadılar. Ailelerin süresiz açlık grevine başlamaları gündemde. İsrailli rehinelerin yanlışlıkla öldürülmesi, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeyen saldırılar düzenleyen İsrail üzerinde uluslararası baskının da arttığı döneme denk geldi. Tel Aviv'i ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'deki savaşın yoğunluğunun azalması gerekliliğine dikkat çekmiş, geçilecek yeni aşamada Hamas'ın lider kadrosuna nokta atışı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.